Sezi Cafe'nin sunduğu Rings of Power reaksiyon videomuz şimdi başlıyor. Evet, geldik 3. bölüme. Geldik 3. bölüme. Allah sabrını veriyor. Allah sabrını veriyor işte. Meslek aşkı veriyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Şey şarkısıyla başlayabilirdim. Karlar düşer, düşer ağlarım, düşer ağlarım. Bir de kanon yapalım. Çiftsiz yapacaktık. Çünkü Antalya Ağustos gününde yağmur yağdıran. Yüce Rabbim Mordor'a neler yapmış. Voldrek Reis bir daha anayım da ben. Voldrek Reis'i. Birinci bölümde veda eden orta dünya büyük karakteri Voldrek Reis kalbimdesin. Yakın aslında şey bir tane fotokopiden yapsaydık da assaydın. Keşke ya. Keşke hemen baskı alıp yapsaydım. Vallahi neyse, güzel olurdu. Dördüncü bölüm artık. Dördüncü bölümde baskı yanalım ya. Sana bir tişört mü bastırsak acaba Voldrek Reis'in olduğu? Olabilir vallahi. Olabilir. Ders sahibi oldu resmen. Yüzü düştü. Canı sıkıldı. Zafer abin deseniz Kirdan'ın sakalları kesmesi onu çok üzdü. Mecbur sen de keseceksin artık. Bir insanın, bir erkeğin sakallarını kesmesi bir erkeği bu kadar üzer mi? Vallahi dertlendi. Ondan sonra Cem Voldrek Reis'in ölümünden sonra dertlendi. Zafer abi Kirdan'ın, o da ölüm sayılır. O da ölüm. Ölüm gibi bir şey. Ama bin yaş gençleşti. Tabii çok gençleşti. Hiç de gençleşmedi. Çok çirkin oldu yani. Allah affetsin. Neyse. Bütün havası sakalına. Zafer abi ya sen de sakalını kesersin öyle mi olacaksın? Yumurta yiyor oğlum. Yumurta. Kesin bari. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölüme nihayet geldik. İkinci bölüm bizi birazcık yordu. Birinci bölümden daha temposu düşüktü. İnşallah üçüncü bölüm çok güzeldir. İlk hafta maratonu sona eriyor. Bu bölümle birlikte reaksiyon videolarımızı da hazırlıyoruz. Tabii ki reaksiyon videolarımızın sponsoru Sezi Cafe. Legon kodunu tekrardan hatırlatalım. Kahve ve çikolata stoklarınız yenilensin. Açıklamaya da internet sitelerinin adresini ve kodu tekrar yazıyor olacağım. Afiyet olsun diyeyim şimdiden. Teşekkür ederiz kendilerine de. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Hadi enerjik. Hadi bakalım. Başlatıyoruz. Sessizlik. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Buyur, bak senin için gene koymuşlar özette, gördün mü? Voldrek Reis'i saygıyla anıyoruz. Hatırladık mı? Geçmişi yad ettik mi? Ettik. Ettin mi yad? Hatırlıyor musun her şeyi? Her şey. Tek bir sahne bile kaçırmaman lazım. %100 hafızamda bizim. Herhalde. Bir sahne kaçırırsan... Anlayamazsın. Asla. O yüzden tekrardan hatırlattıkları için Amazon yetkililerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Her ne kadar Voldrek'i öldürdüler diye kızsak da değil mi Cem? Kampa döndük Mümenor. Bu abiyi de gördük sonunda. Ses tonu çok güzeldi ya bunun. Bu ilk sezonda o zaman. İlk sezonda vardı. Atı serbest bırakacak gidecek baba. İlk sezonda mıydı? İlk sezonda vardı o zaman. Tabii canım ilk sezonda vardı. İlk sezonda zaten Numenor'a döndüler ya. Gemiye bindiler. Tamam oradan buraya bağlantı yapacağız. Oradan buraya bağlantı hikayesi. Bu atta gidip Isildur'u bulacak. Isil'i. Isil. Çılgın çocuk Isil. Çılgın çocuk Isil. Evet bak oraya bağlı. Ha. Buradan da Isil. Helal olsun Zafer abi. Kafan aynı çalışıyor senaristlerle. Artık laf edemezsin. Artık bir şey diyemezsin. Biz de okuyamadık. Aha. Orklar bayağı iyi yalnız. Oh ne koydu be. Helal be Berek. Oo. Bu da buna girdi. Oh. Nereye peşine düşüyorsun ya? Tırsın değil mi? Tırsak seni. Zaten bir at koşarak nasıl yakalamadın? Ne kadar güzel bir at ya. Güzel hayvanı gerçekten. Oyundaki ipi çıkarmayı becermiş. Yetenekli var. Ne sandın? Buldu mu? O herhalde. Karanlıktan çok seçemiyor mu? Evet. Evet o. Hakikaten eliyle koymuş gibi buldu ha. Helal olsun. Ah. Oh Zafer abi. En sevdiğin. Evet. Evet topuklamamız lazım. Go!
Aha, geliyor gönlünün efendisi. Gönlünün efendisi. Oha. Terk et. Hiç hoş değil bu işler. Kaçın. Çık lan sen de orada ne duruyorsun? Lan güzel yapmışlar. Olacak Galadriel'in ışığı. Yani. Helal. Topuk 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 topuk. Topuk topuk. Önüne bak önüne. Gerçi onun iyi önüne baksın. At baksa yeter. Lan Farazon reis de geldi. Miriel yenge değil mi o da? Herhalde. O evet o. Yaz kıyafetleri içinde. Aa. Hayırdır? Kimse kimseyi sallamıyor. Nasıl bir aristokrasi var bu? Yeşilçamlı bu kör kraliçe nereden çıkıyor? Bu ne bir satılmıştı. Garantiyi almışlar. Aa, çocuk mu var kucağında? Evet. Orklar nasıl ürüyor sorusunun sonuca, doğru cevabı bir de böyle bir ürüyorlar yani. Evet. Damrot geldi değil mi? Evet. Güzel yapmışlar. Aynen. Güzel güzel. Vallahi güzel yapmışlar. Sanki bir tırstı ufaktan değil mi Adar? Adar bir ufaktan tutuştu. İlk defa birisi şüphelendi en azından ya. Evet. Helal olsun. Bak senin adamların hepsi şüpheleniyor yalnız Cem. Kim tekrar hiking gidiyor? Ne dedim? Helal olsun. Zafer abi neler oluyor ya? Kimler? Kimlerle olmuş? Başkan. Ölü bataklıklar. Abi bir orayı görmemiştik sanırım. Evet, İyi orada. Oldu. Bu savaşta olacak mı? Teo mu çıkacak ortaya? Hı, beymiş abi. Bir kadınmış. Adamın bacağı köküne kadar bıçağa sapladın. Özür dilerim ya. Hı, gelini de bulduk. Tamam yengeyi bulduk aynen. Yengeyi de bulduk. Atını buldu. Kızını buldu. Bir de ordu kampı bulursa. Oo. At avret silah tamamdır bu işler. Helal. Yakışmadı. Yakışmadı. Bak bak. Bak içlendi bir yan baktı gördünüz İnşallah mü? İnşallah ölmüştür demesi lazım. Bu olabilir mi diye bakıyor. Evet ayak yapıyor adam değil mi? Hmm. Şey tuzağa çıkıyorlar. Aferin. Hiç kadınların sözünü dinlemeyin. Hiç. Hiç. Biz erkeklerin büyük hatası. Kesinlikle. Altı patateste koca kaleyi besliyorlardı. Bir patates buna 8 ay gider. Aha. Oo. Kaç. Dikkat. Aferin. Ya. Uf.
Bir dakika kadının sözünü dinlesen, şimdiye varmıştım. Aferin, oklarını topla. Hanım ölmüş. Hanımı değil ya, manitası. Ya işte hani hanım derken o yengemiz. Eşi manasında değil mi? Manitası manasında. Neydi? Bronwyn miydi? Bronwyn'di. Bronwyn. Oğlu nerede bunun şimdi? Theo. Theo da bir yere savrulmuş gitmiştir bilmiyorum. Dizide her şey var. Aşk acısı. Entrika. İntikam. Her şey. Yemin ederim son 3 saatte izlediğim en iyi dizi. Helal olsun. Aha geldi. Theo geldi. Theo'nun boyu mu uzamış ya? Theo adam olmuş ya. Gerçi ikisine geçti normal değil mi? Hatta ya. Üç mü? Vay arkadaş ya. Duygulanmamız gerekiyordu burada ya. Neyi kaçırdık? Kanal orada duruyor oğlum zaten. Söylediklerinizi duydum. Duyuyor. Aldın mı lafı? Dalla mı gibi konuşuyorsun, çocuğun canını yakıyorsun. Hakikaten ya. Elf dedik, akıllı adam dedik. Witch King bu olacak. Ne biliyorsun? Değil mi Zafer abi? Bana öyle geliyor. Ama yüzükleri yapıp dağıtacaklar kısa bir sürede. Çünkü Lindon'dan geliyorlar. Hep daha çocuk. Çünkü hemen hani yapacaklar belli ki. Hani bir an hemen yapalım derdindeler yüzükleri. Çünkü tabii anahtar canım. Şeye yakalanmak istemiyor. Hani Lindon'dan gelenlere yakalanmak istemiyor. Hmm. O zaman yaşı tutmuyor. Bak ergen siniri var üzerinde. Gerdin. Sen benim babam değilsin dedi. Hayırdır? Atını alacaklar yeri. Isildur'un kankası. Bu kız da gene alengirli bir şey çıkacak. Bak ben size diyeyim. Değil mi? Geçmişi falan bir garip olacak. Bir şey çıkacak bu kızla yani. Bak teoriyiz geldi. Bu manitacılık peşinde. Teoriyiz. Sen de anlasın bu Cem'in kendi kendine hayıflanmasını gördün mü? Köksal abi baba gibi. Kötü Amerikan filmlerindeki bütün klişeleri kullanmış adamlar ya. Theo da ağlıyordu. Bir şey elf bunun canını sıktı. Herkes çocuğun üzerine oynuyor ya. Anasını hatırlatacak şeyler söylüyor. İşte ikisi aynı duygudaş oldular. İkisi de rahatlamış oldular. Aynı şey. Sil hadi gidelim sil. Şimdi bak var. Geldi diyor. Demedi. Bundan sonra bacımsın. Değil mi? Bacı değil. Manitamsın. Demeyecek de. Olsun ölmüştür o Zafer abi öyle dedi. Kız bir ayak çıkacak duvar. Bak eline bıçağı bak. Ya bu niye yapıyor mesela şunu? Bıçağı ısıtıyor şu an. Bence bu hakikaten başka bir şeyin peşinde. Aha. Bak. Helal Zafer abi ya. Kendini gidiyoruz, de ağlayacak. Gidiyoruz da konuşuyoruz. Isildur. Coslattı. Bir de burada da bağırtırın mı? Isildur. Evet. Şimdi hangi sahneye geldik? Bilin bakalım hangi sahneye. Karanlıkta bir ok. Şeylerin geldiği. Abilerin geldiği. Entler gelecek. Aa evet. Tıp entler gelsin diye de adama gece geç ağaç kestiriyorlar. O da doğru. Bir sebebi olması lazım. Haklısın. Tıp entler belli. Yani geleceği belli olsun diye ağaç kestiriyorlar adama gecenin bir yarısı. Bütün gün ne yapacağız? Mezayden gelmişler sanki. Zaten o hızla sen sabah anca kesersin o ağacı. Ne oluyor?
düşme. Rezil çıkmasın. Bu alelade sıradan bir kaptandı. Aristokraside hiç yeri yoktu. Eğlendirin. Kraliçe onu adını madını sordu. Bu kim bilmem ne falan diye. Şimdi kraliçenin yanında kanka geziyor. Güvende abi. Bir şey mi oldu acaba? Biz, ben hatırlamıyorum ki. Yok be, ne oldu bilince bir şey olmadı ki. Adamı her işe koşuyorlardı işte. Savaşta onu mu kurtardı acaba? Şeyden patlamada kurtardı. Evet, öyle bir şey olmuştu galiba. Valla hatırlamıyorum. Ben evet, evet. Mantık uydurmaya çalışıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Neyse, o zaman şey yapalım. Bakarız ona. İnmesini biliyor mu, çıkmasını da bilmiyorum ben de. Aha. Aha. Bu da şey, merdivenden düşme sahnesi tekrar. Palantir kullandı diye mi iktidara geçecek Alfaros? Hayır. Yok, kraliçe palantiri kullandı diye iktidara geçecek. Yok abi, alakası yok. O ben diyor insan. Ki bunu elf icadını kullandı. O yüzden bu kadar insanımız öldü muhabbeti çekiyorlar. Zaten karşılar ya. Tamam işte, onu diyorum ben de. Bu elf icadını kullandı, kraliçemiz olamaz. Abi ama çok uyduruk bu. O kadar olmaz ki. Dur, kartal geldi. Geldi ne? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kartal geldi. He? Ya abi, görseller olmasa hiçbir şekilde kurtulmuyor ama görseller geliyor, her şey değişiyor. Yoksa çok yalan. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Konuş bari, sen konuş. Ne oldu? Kartal. Demişti ya, kartal gelirse iyidir diye. Aynen. Kartal şimdi, geldi. Şimdi mevzu çıkaracak. Ya. Şimdi tabii... Dur bakalım ne olacak, merak bir şey edin. Olmayacak bence. İlla ki bir hamle yapacak canım. Biat edecek. Miriel'e. Kartal... Beni mi gösterdi diyecek kartal. He? Belki de öyle ya. Bir ayak yapacak, bir şey yapacak. Yaptılar gerçekten. Ulan seçmedi, adam öne çıktı ya. Fark etmez. Bunlara ne desen inanmıyor. Nasıl seçti onu? Seçti mi gerçekten? Yok. Seçmedi ki, öne çıktı ya zaten. Ya öldürmeyince seçmiş oldu işte. Aldığı risk, kartal beni yer mi yemez mi risk? Kartal da yemeyince. Ben sen demedin mi taç giyme de gelirse iyidir diye? Kadının taç giymesinde geldi işte. Kaypak. Yok. Gitmiyor. 5 dakikaya gitti. Başkan şuradan kesin. Ama biz giremeyiz. Beni ilgilendirmez. Kalten koyarsın Zafer abi. Aynen. Zafer abinin göbeği açıldığı için burayı sansürlüyoruz deriz. Alaşım çözdün ha, namussuz. 7 tane yüzük için 2 ton mitril mi harcıyorlar? Ha, bir parça harcıyorlar. Alaşım. Alaşım yapıyorlar. İnce dokunuş o abi. Cem'in dediği gibi. Birazcık aynen şöyle. Siz niye sürekli öpüşecekmiş gibi yan yana duruyorsunuz arkadaşlar? Oğlum bunu... Abi ilk sezonda dokundu mitrile yanlış. Evet. Şimdi burada büyü falan okuması lazım. Vallahi 3 kulüp bir adam okusa şaşırmam artık ya. Bak... bakışıyorlar. Bitti. Çok şükür. Benim kafa gitti. Evet. Güzel. Evet. Bitti. Diyorum bak, Sauroncuyum. Sauron'u tutuyorum. Bütün dizideki en iyi şey Sauron. Üçüncü bölümde
Ne anladın? Yurda gülü. Bu tempo olarak daha hızlıydı bak. Diğer ikinci bölümden tempo olarak daha hızlıydı. Anlamlıydı demiyorum. Daha hızlıydı. Başka yerlere gitti geldi. İsille manitasının muhabbeti. Evet. Niye vardı? Yani? Yani işte ben de onu söylüyorum. Yani Zafer abi. Şey çok kötüydü. Onu söyleyeyim bak. Yani şu son sahne çok kötüydü. Çok kötüydü yani. Oğlum yani herkes yani... Bütün dünya gerizekalı olur mu ya? Elfi, insanı, cücesi, Nümenorlusu. Ulan herkes mi gerizekalı olur? Bak şeyde o şey var ya işte. Hani ben yasa saygılıyım Nümenor'un yasına. İşte kız çıkıyor. Bizim evlatlarımız orada bu yüzden öldü falan. Tokat attı kıza Müriel'e. Buradaydı değil mi oğlum? Müriel'i tokat attı evet. Burada değil miydi ya? Evet buradaydı. Yok ondan sonra son sahnede kraliçelik töreninde şey diyor işte hani bizim evlatlarımız böyle oldu. Oğlum koca kıtasınız. İki gemiyle gittiniz zaten. Yarısı da geri döndü. Kaç kişi ölmüş olabilir? Bir tane köy kurtarmaya gittiniz zaten. Evet. Artı arkadaş sadece yani bütün dünyanın ve yaşamın tersine oraya katılabilecek olan soylular ve çocuklar mı gitmiş? Sadece onlar mı ölmüş? Oradan seçim yaptılar yani korumak isteyen kendileri. Ha, kendileri gitti de abi yani herkes itiraz ediyor. Herkes oğlunu kaybetmiş falan. Lan zaten 30 kişisiniz orada. Sadece her yüksek şey... aristokratlar gidiyor askere. Ne bileyim abi yani hiçbir yere oturtamıyorum. Bir de zaten dediğim gibi iki gemi gittiler abi. İki gemide kaç kişi olacak? Kaç kişi ölmüş olabilir Allah aşkına? Abi öyle ha, bütün ülkeyi yasa boğacak ne olabilir? Ya işte böyle üstüne bindiriyor. Bindirince de olmuyor. Geçmiyor. Seyirciye geçmiyor. Sorun orada yani. Her kusur şey... o yüzden göze batıyor diyorsun. Sorunlu yani. Şey yapamıyor. Anlatamıyor hikayesini. Derdi o. Senaryoyu iyi yazamıyoruz. Sorunu. Lafla bindiriyorlar her şeyi. Söylüyor ve sen yani abi ne oluyor? Bir şey olması lazım. Ne oluyor? Olmuyor işte. Çok az. Yani 3 bölümde happy top bir şey oldu. Evet. Yani en azından diyor ya. Sauron'un hakkı kendi içinde en azından dizi içinde konuşuyor. Çok düzgün gidiyor. Adar için bir şey diyemeyeceğim. Şey sahnesini çok beğendim. Bu. Örümcek sahnesi güzel yapmışlar. Korkutma öğesi iyi. Ama geri kalan ne anlattı? Valla bana çok bir şey anlattı gibi gelmiyor. Yoruldum belki de. Bir daha bakmak lazım. İncelemede konuşuruz bunları. Ya gerçekten yorulduk. 3 bölüm bir de şey de geldi yani. Arda arda izlemek yorucu da oldu birazcık. Yani birinci sezondan daha ileri gitmiyor. Yani biz toparlarla akılları başlarına gelir dedik ama birinci sezon neyse ikinci sezonda aynı şeyi devam ediyorlar. Görseller muhteşem. Peki çok güzel Cem yani şey konusunda ne diyorsun? 3 bölümü neden ilk hafta yayınlamayı tercih ettiler? Yani çok abandılar bence. Yani bir geri döndürürüz çok iyi hikaye diye güveniyorlar ama bilemem yani. Bana çok hitap etmiyor. Bence bir strateji bu yani. Durduk yere yapılmaz. Evet işte o yüzden sordum. Bir şeyin kararını vermişlerdir. Kararını yani. Vermişler. O yüzden sordum. Büyük ihtimal şey bunlar istatistiki olarak ölçülüyor. Tamam mı? 3 bölümü birden koydukları zaman büyük ihtimal sezon geneline yayılmış. Çünkü kritiklerden bir tanesi çok az kişi geri kalıyor muhabbeti vardı ya. 3 bölüm birden merak ettireyim. Burada rakamı çok yukarı çekerim ve çok abandılar. Geçen sefer ben daha fazla abandılar mesela reklama. Evet. Çok tesirli olmaya çalışıyorlar. Belirli istatistikleri yukarı çekip algı düzeltmeye çalışıyor olabilirler. Tamam bir mi? De şey olabilir mi? Bütün şu an arkları gördük 3 bölümde. 3. bölümle birlikte hepsi görülmüş oldu. Belki de o hikayelerin devamını görelim diye de olmuş olabilir. Naif bir düşünceyle. Olabilir. Yani son iki bölüm zaten savaş olacak. O belli yani. Ona diyecek bir şey yok. Buralara çok güvenmişler. Anladığım o. Bu üç bölümdeki hikayelere çok güvenmişler. Bundan sonra birazcık daha temponun düşeceği bölümler olabilir. Son iki bölümde yukarı çekerler. Yani genelde böyle oluyor yani. Şimdi başka bir şey denemişlerdir. Orasını bilemem ama o zeka yok bu adamlarda. Onu biliyorum. Yani ne burada bazı şeyler düzeltilmeye çalışılmış ama pek becerilmiş gibi de gelmedi bana. Yani yüzük hikayeleri çok becerilmiş gibi gelmedi. Baştan orada düğmeyi yanlış ilikleyince işte yanlışlarla devam ediyor. Ha, bir yere kadar hakikaten kitaba çok böyle gelmiş, dokunmuş, devam etmiş ve tekrar ayrılmış. Yani böyle bir suya değdim ve yükseldim. Hı-hı. Tam böyle yani bir kayanın suda sekmesi gibi kitaba değdi ve tekrar yükseldi. Yani hikayesini bu kadar avamlaştırmanın bir anlamı yok Nümenor. Yani Nümenor çok büyük bir şey. Niye böyle yaptılar? Niye bunu tercih ettiler? Yani bilmiyorum. Havada kalıyor. Yani elflerle düşmanlıkları neden, nereden geliyor? Bunu bir işte şeyden söylemeleri dolayı... lazım. Söylemiyorlar. Neydi? İşimizi elimizden alacaklar. Yani düzgün bir şekilde anlatmadılar. Bu düşmanlık işte elf icadı. Orada gizlice palantir varmış. Palantiri kullanıyormuş. O yüzden işte kara büyüymüş. Yani ilginç. Tamam. Anladım. Şimdi ne yapacağız? İncelemede bu detayların hepsini tekrar konuşacağız evet. Zaten. Zafer abi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yok mu? Ben bir şey demek istemiyorum. Hayırlısı ya. Hadi kapatalım o zaman. O zaman 3. bölümünde reaksiyon videosunu bitirdik. Bu 3 bölümün incelemesi hafta sonu kanalda olacak. Biz birer kez daha izleyelim.
bir iyice içselleştirelim. Neler olmuş, neler bitmiş, gözümüzden yani, bir şeyler. Nereye geçeceğimizi biliyoruz. Bir şeyler kaçmış mı? Sezgi Kafe'ye tekrar çok teşekkür ederiz. Desteklerinden dolayı bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız siz keyif alıyorsunuzdur. Biz en azından size ulaşıyoruz diye çok keyif alıyoruz. Birlikte fikir üretiyoruz, konuşuyoruz diye. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz millet.